Günaydın Ömer Bey. Günaydın Gülrüm. Özür dilerim Gülrüm. Özür mü? Neden? O gün gazetecilerden korktuğunda ben bu durumu biraz fazla hafife aldım galiba. Yani biraz daha temkinli davranmam gerekiyordu benim. Olayların önüne geçemediğim için üzgünüm. O gün yaptığınız tek şey bana yardım etmeye çalışmaktı. Olayların önüne geçemeyişinize gelince. Demek ki sizin de yapamadığınız şeyler varmış. Yani bir süpermen olarak. Bu sefer kurtaramadım seni. İyi misin sen? Değilim galiba. Şu meşhur papatya kazamızı hatırlıyor musun? İlk karşılaştığımız. Hatırlatmayın lütfen. Orada her ölüyorum dediğinde bütün günahlarını bir bir sıralıyordun. Biliyor musun? Ben seni orada ilk gördüğümde hayatımda gördüğüm en iyi insan olduğunu düşünmüştüm. Yani senin hiç kimseyi aldatmayacağına inanmıştım. Efendim Ceylan. Güldür abla. Abimi karakola almışlar. Ne? Nasıl yani? Neden? Ya ben de bilmiyorum. Dün gece de nezarette tutmuşlar. Ya sizin hastanede güvenlikçiyi dövmüş. Adam da şikayetçi olmuş. Ya sanırım senin gazetede çıkan haberinle alakalı. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Tamam sen neredesin şimdi? Hangi karakol? Gülür'ü ne olmuş? Tamam Ahmet, sağ ol. Ben karakola geçiyorum. Orada görüşürüz o zaman. Tekrar teşekkür ederim sana. Tamam. Adam şikayetinden vazgeçiyor. Oh. Ömer Bey, ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani o kadar yük olduk ki size. Ya abla, ben unuttum sana haber vermeyi. Gelemiyorum ben. Karakola gidiyorum şimdi. Ne? Ne karakolu? Birinize bir şey mi oldu? Babama mı ha? Ya şey, Mert hastaneyi birbirine katmış dün. Ne? Mert mi? Güvenlik görevlilerinden birine saldırmış. Ay Allah'ım ya. Ya her şeyde bizi buluyor canım. Hay Allah'ım. Tamam, sen şimdi Ömer Bey'in yanında mısın? Ben şimdi geliyorum senin yanına. Tamam, merak etme. Geliyorum hemen, çıkıyorum. Ya bırakmazlarsa abimi? Ya tutuklarlarsa? Ya Allah aşkına bir sakin olun, bir durun ya. İllaki haber alacağız içeriden yani. Ah deli oğlan ya. Ah deli oğlan. İş mi bu yaptığın, iş mi? E ama yazık yani. Yürü yüzünden gözü dönmüş çocuğun. Ya Mesude abla. Şimdi hani biz de bir şeyler duyduk ya bu Gülrü'yle ilgili. Ya yakıştıramadık tabii ama... Bana bak İsmail. Bunların hepsi iftira. Dünü konuşacaklarını açsınlar da bugünkü gazeteye baksınlar. Canım Ömer Bey kocaman düzeltme yayınlatmış bugün. Yakışıyor mu? Heh? Gencecik kıza iftira atmak. Bu iş mahkemeye kadar gider. Bak, bak İsmail. Mert benim de kardeşim sayılır. Eğer o da bu olaya yangına körükle gider gibi gidiyorsa... hakkımı helal etmem. Geldiler. Abla, görebildiniz mi? Bekliyoruz. Tamam. Tamam, Ahmet'le konuştum ben. Şikayetini geri alacak. Siz içerideki işlemleri hızlandırın. Bugün mutlaka çıksın. Tamam, oldu.